Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 9 Ağustos Cuma. Güne Yay burcunda büyüyen fazda başlıyoruz. Enerji olarak yüksek, motivasyonumuz yüksek. Daha çok yeni şeyler görüp, yeni yerler görüp, yeni yerler gezmek, yeni insanlar tanımak, bu noktada sosyalleşme arzusu ve isteği ön planda olabilir. Ama Yay burcundayken çok da bağlanma ihtiyacı hissetmeyiz. Yani sadece bilgi odaklı iletişim, bilgi odaklı tanışmalar ön plandadır. Gün içerisinde de bu enerjiyi yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. 09.42 ilk açımız, ayın Şiron'la yapacak olduğu bir üçgen açı. Özellikle bize zarar verdiğini düşündüğümüz, zaaf olarak nitelendirdiğimiz, yara olarak gördüğümüz konularla alakalı saat 08.42 ve 10.42 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde çok güzel bir şifalanma enerjisi ön planda. Şimdi Şiron bizim yaralı olduğumuz alan. Hepimizin haritasında bir Şiron var ve bu noktada hepimizin de aslında zaaf olarak nitelendirdiğimiz bir mevzusu, bir konusu ya da bir kişisi var. Şimdi burada önemli olan mesajı doğru alabilmek ki üçgen açı burada zaten mesajın bu 2 saatlik süreç zarfında bize gelebilecek olduğunu gösteriyor. Nedir? Okuduğumuz bir kitapta bir cümle olabilir, bir mesajda bir durum olabilir ya da işte gördüğümüz bir tabela bile olabilir. Burada şifalanmamıza sebep olabilecek ya da gerçekten şifalanmayı, iyileşmeyi istiyorsak buna dair yapmış olduğumuz araştırmalar ya da görüştüğümüz kişiler doğrultusunda doğru insanlarla karşılaşıp bu şifayı alabilecek olduğumuzu gösteren bir etki. Sonraki açımız 11.23'te kesinleşiyor ki tüm gün etkisi altına alacak bir enerji var. Dün Güneş'le Satürn arasında olan, bugün de Venüs'le Satürn arasında bir 150 derecelik açı kesinleşiyor olacak. Özellikle Venüs bizim hem sevgi dilimiz, sevgiye olan bakış açımız, aynı zamanda maddi kaynaklarımızı temsil eden bir enerji. Satürn'le yapmış olduğu bu 150 derecelik açı özellikle bazı blokajları gösteriyor. Ama bu blokajların tam olarak nedenini bilmiyoruz. Yani burada iki gezegen birbirini görmüyor, ifade etmek, fark etmek hususunda zorlanıyoruz demek. Gün içerisinde zaman zaman, bakın bir gün önceden etkiler devam ediyor. Jüpiter'in güzel enerjileri. Zaman zaman ajite hissedebiliriz. Yani çok fazla etkisini hissedeceğimizi düşünmesem de zaman zaman hani daha iyi olabilirdi, bu şekilde davransaydım daha doğru bir yaklaşım sergilemiş olabilirdim şeklinde kendimizi yetersiz hissedebileceğimiz ya da işte ileriye dönük kaygı güdebileceğimiz bazı durumları hatırlayabileceğimizi gösteriyor bu açının enerjisi. Sonraki açımız 11.42'de kesinleşiyor ki günün son açısı aslına bakarsanız. Ayın Uranüs'le yapacak olduğu 150 derecelik açı. Duygusal olarak çok stabil değiliz. Zaten Yay burcundayken çok spontendir. Uranüs'le yapacak olduğu 150 derecelik açıyla çok stabil bir enerji yok. Sürekli değişken bir ruh hali ve aynı zamanda iç huzurumuzun da olmadığını gösteriyor bize. Özellikle saat 12.42'ye kadar, 10.42 ile 12.42'ye kadar ki 2 saatlik zaman dilimi bizi birazcık iç huzurdan uzaklaştıracak bir enerji barındırıyor. Hani mümkün olduğu kadar bu enerjinin geçici olduğunu düşünerek oradaki o sıkıntıyı bastırabiliriz. Ama Uranüs birazcık dürtüseldir. Yani çok aklını eseni, düşündüğü şeyi harekete geçerek gerçekleştirmeyi amaçlayan bir güdü barındırır. Hani bu zaman diliminde fevri ve ani tavırların çok da faydalı, bize faydalı olacağını düşünmüyorum. Hani sonucunda zarara uğrayabileceğimiz tavır ve davranışlar en kötü ihtimalle hani kendimizi sonrasında üzebilecek olduğumuz enerjiler açığa çıkabilir. Çünkü çok dürtüsel ve aslında gerçekte istemediğimiz şeyleri açığa çıkaracaktır. 150 derecelik açılar aslında bakarsanız çok somut değil, soyut enerjileri de barındırdığı için. Yani kişinin daha çok kendisiyle olan çatışmasını ön planda tuttuğu için de hani bunu daha çok huzursuz bir 2 saatlik dönem gibi düşünebilirsiniz. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi.
Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.